Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları RAYT Soru Bankası'nın polinomlar bölümünü çözmeye devam ediyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Polinomlar test 2. Px artı 3 polinomunun sabit terimi 8 olduğuna göre Px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Arkadaşlar bunun sabit terimi 8 ise şuranın 8 olması gerekir. evin 3 olması lazım. M3 bulduktan sonra polinomumuzu bir kez daha yazmakta fayda var. 4x kare M3 koyduk, 5x artı 8. Şimdi Px polinomunun katsayılar toplamı dediğinde biz P1'i arıyoruz. P1 bulabilmemiz için de x'e eksi 2 koymamız gerekir. Eksi 2'nin karesi 4, 16 artı 10 artı 8, 16 26, 34. Birinci sorumuzun cevabı edin. İkinci sorumuzdayız. x kare px polinom verilmiş ve bu bir polinom belirttiğine göre diyor m çarpen. Bakın bu x kareyi diğer tarafa hepsi için ayrı ayrı bölüm olarak atsam, her tarafı x kareye bölsem bu 7x olur. Bu 6 olur. Şu m artı 3 bölü x olur. Bu da n eksi 2 bölü x kare olur. Tüm terimleri x kareye böldüm. E şimdi bir polinomda üstler doğal sayı olmalı. Yani buradaki eksi 1 ve eksi 2 olamaz. Bunların olamaması için de eminin eksi 3, eninin 2 olması gerekir. Çarpımlarının da eksi 6 olması gerekir. İkinci sorumuzun cevabı bu. Üçüncü sorumuzdayız. Polinom eşitliği sorusu. x eksi 1 ile ve x eksi 4 ile çarpıyoruz. ax eksi a, bx eksi 4b. Arkadaşlar paydalar eşit oldu x kare eksi 5x artı 4. Üst tarafta da 10 eksi x eşit. Şimdi buradaki x'in katsayıları olan a ve b, buradaki x'in katsayısı olan eksi 1 eşit. Buradaki sabit sayılar olan eksi a ve eksi 4b, buradaki 10'a eşit. Bunları alt alta toplarsak arkadaşlar eksi 3b 10 eksi 1 9. B'nin buradan eksi 3 olduğunu gördük. B eksi 3 ise A'nın da 2 olması gerekir. Ve çarpımları da eksi 6 olmalıdır. Üçüncü sorumuzun cevabı adam. Dördüncü sorumuzdayız. Bu polinomun baş kat sayısı 72 midir? Şimdi bakın burada en büyük dereceli terim 8x küp gelecek. Ee, pardon baş kat sayısı 72'dir a artı c kaçtır demiş. Buradaki en büyük terim 8x küp gelecek. Burada da a x kare var. Çarptığımızda baş kat 8a olacak. 8A'nın 72 olması demek A'nın 9 olması demek. Bunu bir kenara yazdık. Sabit terimi 4'tür demiş. X'e 0 verdiğimizde sabit terimi buluruz. 1'in küpü 0 verdiğimizde C. C'si çıktı direkt yine sabit terim olarak. Bu da 4'müş. Arkadaşlar A artı C 13 olmaktadır. 4. soru cevabı C. 5. sorumuzdayız. Px kare polinomunu bize vermiş. P2 soruyor. Biz burada e, x yerine x üzeri 1 bölü 2 yazsak burası px haline gelir. a artı 2. Bunlar ne olur? x üzeri 5 bölü 2 b artı 4 x kare eksi 3a eksi 1 x artı b artı 1 x üzeri 1 bölü 2 ve artı 2. Yani her arkadaşlar x gördüğümüz yere x üssü 1 bölü 2 yazarak polinomumuzu px polinomu haline getirdik. Bakın burada üssü kesirli olan şu ifade ve bu ifade olmaması gerekir. Polinomlarda üstler kesirli olmaz. O yüzden a 2 b'nin de eksi 1 olması gerekir. Bunları yazdıktan sonra polinomu bir kez daha yazıyorum. Ekran dışında kalmayalım. px eşittir. a'ya eksi 2 koyarsak ve b'ye de eksi 1 koyarsak. Şurası eksi 3x kare oldu. İlk ifade gittim. Burası 3A eksi 1 de. A eksi 2 yazdık. Eksi 6 eksi 7. Öndeki eksi e artı 7x oldu. Bu ifade gitti ve artı 2 kaldı. Eksi 3x kare artı 7x artı 2 gibi bir ifade kaldı. Şimdi x yerine 2 koyalım. 4 eksi 12 artı 14 artı 2. Arkadaşlar cevabımız buradan 4 çıkar. Beşinci sorunun cevabı adam. 6. sorumuzdayız px 2 artı x artı 4 çarpı px artı 1 polinomunu bize vermiş ve p 6 değerini soruyor. Arkadaşlar bu polinomda x'e eksi 4 yazarsak p 6 olur. Bakın eksi 4 yazdığınızda şu ifade komple sıfır olur. Eksi 4'ün karesi artı 16 32 artı 20 eksi 81. Şurası 52 olmakta. 81 eksi 52 de eksi 29 değerini vermektedir. Yedinci sorumuz. Bir polinom verilmiş. P kare x polinomunda x küplü terimin katsayısı kaçtır diyor. Şuraya uzun bir ifade yazacağız. Şöyle ki bu polinomu yazdık. Bir kez daha yazıyoruz. Çünkü bir şeyin karesini almak arkadaşlar. Kendisiyle çarpmak sonuç olarak. İki kez yazdık polinomu. Şimdi Burada biz x küplü terimi arıyorsak x küpleri bulabileceğimiz çarpımları yapmalıyız. Şu çarpımı yaptık. Eksi 24 x küp. 7 x kare ile eksi 4 x çarptık. Eksi 28 x küp. Yine eksi 4 x ile arkadaşlar 7 x kareyi çarptık. Eksi 28 x küp. 3 ile de eksi 8 x küp çarptık. Eksi 24 x küp. Bunları topladığınızda arkadaşlar eksi 104 x küp etti. Yani 7. sorunun cevabı adam 8. sorumuzdayız. Derece sorusu Px ve Qx birer polinom. Derece Px 4 ise Px'in en büyük elemanı x üzeri 4'tür. Yani biz Px'i x üzeri 4 alabiliriz. Qx'i bize vermemiş. Qx'in de en büyük dereceli elemanı x sağ a olsun. Bunu da x sağ a olarak alalım. Şimdi diğerlerini yazalım. x küp çarpı Q x kare. X yerine x kare yazarsak x üssü 2a olur. Çarp. P x üzeri 4. Bakın burada P x üzeri 4. X yerine x üzeri 4 yazarsak x üssü 16 olur. 33. Üstleri topladığımızda 19 artı 2a. Yani bu da x üzeri 33 olacak. 2a buradan arkadaşlar. 13'ten 9 çıktı. 4. 2'den 1 çıktı. 1. A'nın 7 olduğunu görüyoruz. Yani QX polinomu ilk süreliği 7'ymiş. Ve bize de onu soruyordu zaten. 9. sorumuzdayız. PX polinomu bu polinomu bölündüğünde. Bakın bir PX polinomu var. 2X küp artı 4X kare eksi 6X artı 5 polinomuna bölündüğünde. Bölüm ve kalan polinomun dereceleri birbirine eşittir. Bir bölme işleminde kalanın derecesi bölenin derecesinden muhakkak küçük olmak zorundadır. Px'in derecesi en çok kaç olur? Kalan maksimum ikinci dereceden olur. O zaman bölen de ikinci dereceden olur. Çarpımda derecenin 5 olarak geldiğini görürüz. Şu toplamanın da derece üzerine bir etkisi olmaz. 9. sorumuzun cevabı C. 10. sorumuzdayız. Px ve Qx birer polinom demiş ve yine bir derece sorusu sormuş. Arkadaşlar Px'i bilmiyoruz. X üssü A dedim. Qx'e de X üssü B dedim px kare x üssü 2a qx küp x üssü 3b yani x üssü 2a artı 3b arkadaşlar 2a artı 3b'nin 14 olduğunu gördük. Şimdi 2'nin bize bir etkisi yok. 3'e bir etkisi yok. p küp x x üssü 3a q5x x yerine 5x koyduğumuzda o 5'in üste bir etkisi olmaz. x üssü 3a eksi b olur. 3A eksi B'nin de 10 olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan P'nin ve Q'nun derecelerini bulalım. Şurayı 3'e çarptık. 9 artı 2 11A 44 A'nın 4 olduğunu gördük. A 4 ise arkadaşlar 8 14'ten 8 çıktı 6 B'nin de 2 olduğunu görüyoruz. O zaman Px x üzeri 4 Qx de x üzeri 2'li bir ifadeymiş. Toplamada dereceler üstler etkilenmeyeceği için Büyük olanın geçerlidir ve cevap 4. 11. sorumuzdayız. Q x polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan 4'tür. Yani bu ne demek? Q eksi 2 eşittir 4. P x polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalan bunu 0'a eşitliyorduk. x eşittir 3 yani P 3 kaçtır diyor. X'e 1 yazarsak P 3 bölü Q eksi 2 eşittir. X'e 1 yazmıştık. 11, 1, 12, 12-4 8. Arkadaşlar buranın 4 olduğunu bildiğimize göre çarpma yaparsak cevabımızı 32 olarak buluruz. 12. sorumuzdayız. Şekilde 12. ve son sorumuz. Bu bir PX polinomu. PX polinomu x-2 ile bölümden kalan arkadaşlar. Öncelikle a'yı bulmak adına x'e 2 yazıyoruz ve sol tarafı sıfırlıyoruz. 8-2a-8 A buradan sıfır çıktı arkadaşlar. Yerine koyalım. X eksi 2 Px. A'ya 0 yazarsak. Burası ne oldu arkadaşlar? A'ya 0 yazarsak. X küp eksi 8. Bunu iki küp farkı formülünden açıyorum. A eksi B. A kare artı A B artı B kare. A küp eksi B küpün açılımını biliyorsunuz. A eksi B. A kare artı A -B artı B kare formülünden açtık. X eksi 2'ler sadece işte px polinomunun x 2 ile bölümünden kalan yani bize bunu sıfıra eşitleyip px e yerine koyarsanız p 2 soruyor p 2 4 4 4 yani cevabımız 12 oluyor arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın hepinize mutlu çalışmalar diliyorum